Gel koca teke, sen gitmeyeceksin. Gel. Gel. Selamun aleyküm arkadaşlar. En doğal, en organik YouTube kanallarından birisi olan Keçikolik07 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz arkadaşlar. Dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir videoda inşallah buluşuyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar. İşte bir takım işlerimiz vardı. İşte benim ehliyet kursum falan derken uzun bir zamandır video atamamıştım dostlar. Arkadaşlar inşallah yeni videomuzu bugün kısmet olursa atacağız arkadaşlar. Kameramızı çevirelim. Videomuza geçelim inşallah. İnşallah da videolarımızı beğenirsiniz. Videolarımızı beğenirseniz bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sen nereye gidiyorsun? Sen gidemezsin, senin ayakların sakat ya. Nereye gidiyorsun? Hı? Hey hey! Hey 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 hey! Hesta! Gel hadi. Yerine gidelim de yem vereceğim sana, gel. Evet arkadaşlar, tekenin bakımını yapacağız. Bakımını yapacağız derken işte samanla biraz yem karıştırıp birkaç tane de dal asacağım. Onu yiyecek arkadaşlar. Davara gidemiyor dostlar. Ön ayağı ve arka ayağında böyle bir şey gibi, yel gibi bir şey oluştu. Bayağı bir 15 gündür falan davara gidemiyor teke. O yüzden evde bakıyoruz. İyileşene kadar inşallah. Şöyle samanla yemi karıştıracağım ben ona. Şimdi dökeceğiz inşallah. Bunu böyle yiyecek arkadaşlar. Şöyle karıştırıyoruz. Yonca samanı dostlar. Bu ona yetecektir. Çünkü sabah da verdim. Sonra işte dal falan derken karnını doyuruyor. Bundan fazlasını yemiyor zaten arkadaşlar. Tavuklar yemini yesin arkadaşlar. Şöyle hemen tekeye doğru gidelim. Davar giderken ben onu yakaladım. Şuraya ağla koydum. Şimdi samanını vermeye gidiyorum. Çünkü davara gitmeye çok hevesli ama işte arkada kalır, düşer falan diye. O yüzden davara bırakmıyoruz. Evde bakıyoruz arkadaşlar. Geliyorum koca olan, geliyorum. Oradan kapının üzerinden bakıyor bana. Meliyor. Dur bakalım. Çekil kapının önünden. Çekil. 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 Çekil bakalım. Bakayım samanını yemiş misin? Dur. Dur şunu toplayalım, dur. Dur. Sen de temizlemiyorsun arkadaş. Aa.
Dur bakalım yayı vereyim şöyle dur. Ye bakalım hadi. Haydi bakalım afiyet olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bizi önceden böyle takip eden arkadaşlarımız, izleyen arkadaşlarımız biliyordur. Gördüğünüz gibi göçeli bir ay falan oldu arkadaşlar. Biz böyle yerleştik buraya arkadaşlar. Şurası hayvanların ağlı arkadaşlar. Biz buraya emişik diyoruz. Şurada evlerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada sobayı da yaktım ben. Duman da çıkıyor şöyle. Arkadaşlar bu dağ başında nasıl yaşam sürdürülür? Sizlere şimdi biraz ondan bahsedeyim arkadaşlar. Dostlar elektrik yok, su yok yani olduğumuz bulunduğumuz yerde arkadaşlar. Bunları nasıl tedarik ediyoruz? Önce sizlere onları anlatayım. Arkadaşlar şu evin üzerinde hemen gidelim oraya. Elektrik ihtiyacımızı nasıl karşılıyoruz? Önce sizlere onu gösteririm arkadaşlar. İşte telefonlarımıza şarjdır, aydınlatmada kullandığımız ışığı, elektriği nasıl sağlıyoruz? Arkadaşlar bizim güneş enerjisiyle çalışan bir tane büyük akümüz var. O içeride. Panel de burada dostlar. Bakın evin üstünde. Güneş enerjisiyle çalışıyor arkadaşlar. Buradan güneş elektriğe dönüşüyor. Biz de içeriden kullanıyoruz arkadaşlar. İşte telefonlarımızı şarj ediyoruz. Aydınlatmada kullanıyoruz arkadaşlar. Hava güneşliyken problem olmuyor ama işte hava yağmurluyken, bulutluyken biraz sorun oluyor arkadaşlar. Birkaç gün güneş görmediği zaman yavaş yavaş sönmeye başlıyor. İşte bizim aydınlatma ve şarj sıkıntımız oluyor arkadaşlar. O yüzden öyle ara ara da söylüyorum arkadaşlar. İşte şarj sıkıntımızdan dolayı da işte kanal arkadaşlarıma dönüş yapamıyorum diye. İşte bu yüzden kaynaklanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar suyumuz da yok yakın olduğumuz yerde. Buralarda su da yok dostlar. Şu aşağıda kuyular var arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğim ben. Kuyulardan hatta su da dolduracağım. Şöyle yavaş yavaş kuyuya doğru gidelim. Dostlar obada şimdi ben ve sadece ben varım. Kayınpeder var. O da davarda. Bizimkiler cümbür cemaat köye gittiler arkadaşlar. Kaynım askere gidecek inşallah haftaya bugün 7'sinde. 7 Ocak'ta teslim olacak. Onu uğurlamaya gittiler. Köye gittiler arkadaşlar. Kayınpederle kayınpeder davarda. Ben de evde bekçilik yapıyorum. İşte evdeki işleri hallediyoruz dostlar. Şöyle kuyuya su doldurmaya gidiyorum şimdi ben. Şöyle bidonlarımı aldım. Su bidonlarımı. Sırtımda da var arkadaşlar. Tabii ki işte ev ihtiyacınızda kullandığımız suları, içme suyunu bu kuyulardan temin ediyoruz dostlar. Kuyuya doğru gidiyoruz. Şöyle davarda buralarda yayılıyor. Ben aldığım bidonları kuyunun oraya koyacağım. Kayınpeder de herhalde birkaç tane davar kaçmış şu şeyin tepenin ardına. Bana telefon etti. Davarın yanına gel ben gideyim bir bakayım geleyim diye. Ben şimdi davarın yanına gidiyorum arkadaşlar. Gelirken de inşallah sularımızı dolduracağız. Aşı koş! Nereye gidiyorsun? Koş! Efta! Hey! Dostlar davarın tuz günü yaklaşıyor. Böyle tuz günü yaklaştığı zaman şey yapmaya başlıyorlar. Böyle melemeye başlıyorlar falan. Geçiler de böyle eve doğru bakıyorlar. Tuz verecek mi diye hemen böyle hazır kıtalar. Şu şeylerimizi, bidonlarımızı şuraya bırakalım arkadaşlar. Hemen davarın yanına doğru gidelim. Hey hey! Efta! Hey! Arkadaşlar bakın davarın birazı buralarda yayılıyor. Birazı da böyle taşların başına çıkmış. Akşamla tabii ki böyle havalar biraz akşamla ayaz olduğu için arkadaşlar hayvanların böyle çayırda yayılmasını fazla istemiyoruz. Çünkü kış günü olduğu için hayvanın içerisini üşütebiliyor çayır.
Yani orman yemesi hayvanlar açısından daha sağlıklı dostlar. Zaten arkadaşlar bilmiyorum, havaların böyle kuraklıktan ve davarların devamlı böyle çayır yemesinden midir, nedendir? Artık her şeyin hayırlısı. Hayvanlarda böyle yavru atımı da başladı dostlar. Yavru atmaya başladılar tek tük. İnşallah onlarla kalır arkadaşlar. Zaten yavru atımı ilk aylarda ve hayvanların karnında oğlan canlanmasından sonra, işte 3 aydan sonra daha fazla sıklıkla görülüyor arkadaşlar. Artık nasipte kısmette ne varsa o olur diyelim. Şöyle burayı da hemen, şu çayırda yayılanları da hemen şöyle ormana doğru kavradayım ben. İşte kayınpeder de gitmiş galiba. Hayvanları görmüş orada. Birkaç tane geçi varmış. Onları alıp gelecek dostlar. Hey! İşte! Hey! 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 İşte! Hey 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 hey! Hey! İşte! Hey! Hey hey! Hey hey! İşte! Hey hey! Hey! Hey hey! Dostlar bunlara şimdi tabii ki çayır, ot daha şey geliyor böyle. Cazip geliyor hayvanlara. Ama aslında onların sağlığı açısından şöyle orman yemeleri daha iyi. Şöyle bunları da kavradalım. İftah! Hey 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 hey! İftah! Hey! İftah! Hey hey! 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 Hey hey! Hey hey! Hey hey! İşte! İşte! Hey! Kes! Seni inatçı, seni! Hey! Hey hey! Hey 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 hey! Hey hey! 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 İşte! Hey! Arkadaşlar hemen şuradan davarın önüne doğru çıkacağım. Şöyle oralara göz kulak olmak gerekiyor. İşte akşamla düşen olur, şaşan olur diye. Öyle oralara göz kulak olmak gerekiyor dostlar. Arkadaşlar demin davarın yanına giderken su kaplarımı koymuştum oraya. Şimdi onları dolduracağım. Onları doldurduktan sonra da eve dönüş yapacağım arkadaşlar. Çünkü akşam oldu. Böylelikle videomuzun sonuna da geleceğiz dostlar. Size su doldurduğumuz kuyuyu göstereyim hemen. Arkadaşlar kameramızı koyalım şöyle. Su kaplarını dolduralım. Videomuza da bitirelim bunu arkadaşlar.